hesaplayalım neyi konuştuğumuzu. Biz diyorduk ki bir saniye. Evet, biz şu anda ekran görüntüsü rahat görebiliyorsunuz diye düşünüyorum, değil mi? Doğru mu? Ekranı rahat görebiliyor musunuz? Tamam. Tamam, peki. Şimdi biz esasında şöyle bir hatırlayalım. Ondan sonra toparlayalım. Nereye kadar geldiğimiz, kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi biz şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki elimizde bir tane modelimiz var. Evet. Ondan sonra bu modelde 3 tane değişken var. Yani 3 tane ürünü bahsedebiliriz burada. Bu 3 ürün üretilmesi için bir kısım kaynaklar var. Kısıtlar dediğimiz kaynaklar var. Ve biz bu problemi primal simplex yöntemiyle çözebiliriz. Ondan sonra çözümünü biliyoruz. Tamam, çözümünü biliyorsak daha ne yapıyoruz? Esas çözdükten sonra başlıyor. Yani bu model ondan sonra gördüğünüz gibi primal simplex'i burada başlangıç tablosu. Sonrasında çözüyoruz. Çözümü de burada karşımızda. Çözümü şöyle bir hatırlayalım tekrar. Hatırlamakta fayda var. Mesela burada x2 ürünü yok. Üretilmesi önerilmiyor x2 ürününün. Sıfır çünkü. X3 var, x1 var. İşte kar oranı belli. Karşımızda duruyor. Ve karşımıza böyle bir sonuç çıkmış. Tamam. Bundan sonra ne olacak? Esas çözmek yetmiyor, yeterli olmuyor. Esas çözmeden sonra da başlamak gerekiyor. Yani mesela neler sorgulanabilir burada? Örneğin ikinci ürün şu anda üretilmiyor. Evet, ama fiyatı kaç lira olursa üretilebilir. Bu önemli bir konu. Yani ikinci ürün üretilmesi. Bakalım ikinci ürünün fiyatı neydi? Hatırlarsanız 30 liraydı şu anda burada. Acaba bu 31, işte 38, 40 veya başka bir rakam bu kaç lira olursa bunun üretilmesi anlamlı olabilir. Bunu şunu diyebilirsiniz belki. Ya bu işte buraya 38 yazalım, tekrar çözelim. Bu çok sağlıklı bir yöntem değil. Dolayısıyla neden değil? Çünkü bazen modellerin çözümü bu kadar basit olmaz. Yani oyuncak gibi modellerle uğraşmadığımız için bazen modellerin çözümü saatler hatta günler alabilir. Her aklımıza gelen sorgulamayı bu tarzda yapma imkanımız yok. Ondan sonra işte bunu araştıracağız mesela. Bu bir şeyin alanına giriyor. Duyarlılık analizinin konusu. Yani bunun fiyatı kaç lira olursa anlamlı olabilir. Bir başka konu var. Ondan sonra o da işte şeyden bir tanesi bu. Birincisi buydu. Bunu derste yapmıştık. Ondan sonra yani x2 ürününün fiyatı çözüme girmeyen bir değişken vardı. Çözüme girmeyen değişkenimiz bizim x2 idi. Amaç fonksiyonu katsayısı, kastettiğimiz amaç fonksiyonu katsayısı 30'du bizim örneğimizde. Bunun kaç lira olursa anlamlı olabilir sorusu. Bunun araştırmasını yapmıştık. Başka neyin araştırmasını yapmamız mümkün? Mesela bir de yine çözüme giren değişkenler var. Biraz da onları konuşalım. Çözüme neler girmiş bir bakalım. Çözüme girenleri. Mesela x3 girmiş çözümde. Yani bir sayısal değeri var. Çözüme girmesi demek bir değer almış. Sonra x2 bakın çözümde bir değer almış. Yani üretilmesi anlamlı ve üretiliyor uygun. Şimdi bunların şöyle bir amaç fonksiyonunu yakından görelim. Bir tanesinin mesela 60, diğerinin 20. Şimdi burada da bir tartışma yapabiliriz. Neyin tartışmasını yaparız? Yani 60 lira artımı düşünüldüğü kadar azaltma da düşünülebilir. Yani rekabet şartları arttığında biz rekabet şartlarının arttığını düşünelim. Evet, biz orada mesela kaç liraya kadar rekabet şartlarını azaltabiliriz? Yani fiyatı mesela 50 liraya çekebilir miyiz bu ürünün fiyatını? Evet, çektiğimizde hala daha anlamlı mı? Yani hala daha üretilebilir mi? Veya artırılma durumu olduğunda
fiyatı nereye kadar artırılırsa, örneğin 70, 80 her neyse, hala daha diğer mesela X3 ürünü üretilmesi anlamlı olabilir gibi bu konuda araştırılması lazım. Yine bu da duyarlılık analizinin önemli bir konusu. O da bu ikinci kısımda, bunu henüz anlatmamıştık. Yani bugün bunu güzelce öğreniriz. Anlatacağımız konulardan bir tanesi bu. Sonra efendim yine bir araştırmamıza devam edelim. Kısıtlardaki evet, bir şey mi yazıyorsunuz? Göremiyorum ben de. Evet, ben anlatırken yazmayın rica edeyim, çünkü okuyamıyorum o yüzden. Ondan sonra şimdi üçüncü kısıtımız şu olacak. Üçüncü kısıtımız, şimdi tekrar şeye geçelim, kalemimizi çıkartalım buradan, bir yerden kalem bulalım. Evet, kalemimiz buradan. Üçüncü kısıtımıza bakarsak, üçüncü kısıtta sağ taraftaki değerlerinde değişiklik olması konusu var. Ona bakalım. Sağ taraf neydi? Onu bir hatırlayalım. Şimdi sağ taraf modele bakarsak, işte şu 48 mesela bir sağ taraf değeri. Yani elinizdeki bir kaynağınız 20, bu da bir işçilik saati. Bu 8, bu da bir işçilik saati. Şimdi bunlardaki artış veya azalışlar çözümü etkiler. Çözüme girenleri de etkiler, kârınızı da etkiler. Bunların hangisinin hangi miktarda arttığı kârı çok önemli derecede farklılık gösterebilir. Yani hepsinin mesela diyelim ki bir kısıtı artırırsınız, kârda hiçbir değişiklik de ortaya çıkarmayabilir. Bir kısıtı artırdığınızda onun etkisi diğerinden çok daha fazla olabilir. Ondan sonra hatta bir kısıtı artırdığınızda kârı aşağıda çekebilir. Yani dolayısıyla bunlarla da ilgili bir araştırma yapmamız gerekiyor. Sağ taraf kısıtlarının değişiklik yapıldığında ne oluyor sorusu yine bizim ilgileneceğimiz konularımızdan bir tanesi. O da kaçıncıymış efendim? 3. Yani bakarız bugün, bunu da anlatabilirsek bunu da anlatırız. Sonra bir konumuz daha var. O da şu 6 tanesini bitirelim. Ondan sonra başlarız nereye kadar gidersek. Optimal tabloda temele girmeyen değişkenlerin modelin kısıtlarındaki katsayılarının matrisinin değiştirilmesi. Bu da ilginç bir tartışma. Yani çözüme girmemiş bir değişken. Bulalım onu. Çözüme girmemiş bir değişkenimiz. Bakalım hangisiymiş? X2'ymiş, değil mi? Şimdi X2 burada X2 çözüme girmemiş. Bunun şöyle şuraya yazalım onu. Buna da A2 diyoruz. Şöyle A2 teknolojik katsayılar anlamında. Ondan sonra 6, 2, evet, bir de 1,5. 3 tane bunun teknolojik değeri var. Ondan sonra şimdi burada ilginç bir konu var. O da şu. Yani 30 lira, evet, önemli, doğru. Yani mesela 30 lira çok anlamlı değil üretmek için. 30 lira yine kalabilir. Yani rekabet şartlarından dolayı otuz lira yine 30 kalabilir. Tamam. Ama acaba bu kısıt teknolojik katsayılarda azalma veya artma problemin durumunu nasıl etkiler? Yani hala yine üretilmesi anlamlı hale gelebilir mi gibi bir sorular karşımıza çıkıyor. Bunun araştırılması lazım. Diyelim ki burada 6 diye bir değer vardı, hatırlarsanız işte gösterdiğimiz 6 x2 diyoruz ya, 6'yı yorumlayabilir misiniz? 6'nın anlamı neydi? 6'yı biz ne olarak görmüştük? Neyi ifade ediyordu 6? Bana bir hatırlatın. 6 x2 deyince 6 nedir?
Bunu tartıştığımızı hatırlıyorum. Evet, cevap bekliyorum. Evet, cevap bekliyorum. Hayır. Bir tek Ömer Bey'in, Ömer arkadaşımızın bakın söyledikleri doğru. Ömer arkadaşımız ne demiş? Bir daha okuyalım. Diyor ki, evet diğer yazan arkadaşlar da ondan sonra revize etsinler. Diyor ki Ömer arkadaşımız, x2 için 6 birim kereste kullanılıyor. Bu doğru. Evet. Hayır, iş gücü falan değil. 6 tane x2 üretiliyor. Nasıl oluyor? 6 tane x2 üretilmez. Yok, hayır. Bakın. Şimdi 48 saat 48 saat kereste yani 48 saat değil, özür dilerim. 48 birim ondan sonra 48 birimlik bir keresteniz var. X2 üretmek istiyorsunuz. 6 birim kullanacaksınız. 6 birim bu anlama geliyor. Tamam mı? Mesela 2, buradaki 2'nin anlamı nedir? 2'nin anlamı x2 üretilirken atölyede 2 saat geçecek demektir. 1,5, 1,5'un anlamı ne demektir? 8 saatlik ikinci bir atölyeniz var. Birinci atölyede A1 diyelim buraya. Burada işte ondan sonra burası da 2. İkinci atölyeye gittiğimizde ondan sonra biz ikinci ürünü yani masa üretiyoruz. Örneğin 1,5 saat adam çalışıyor orada. 1,5 saatlik zaman harcıyor demektir. Peki. Şimdi burada evet burada biz bunlardaki bir değişiklik olursa örneğin 6 5'e düşerse 2 saat dediğimiz süre yarım saate düşerse 1,5 saat 1,25 saate düşerse örneğin diyor. Bu durumda hala da üretilmesi anlamlı mıdır değil midir sorusunun cevabı araştırılacak. Bu da önemli bir kavram, önemli bir konu olduğunu söyleyebiliriz. 4'te de bu var. Geldik 5'e. 5'te de modele yeni bir değişken veya aktivite eklenmesi. Şimdi bu değişken ekleme daha çok biz onu yeni bir ürün olarak görüyoruz. Yani sıra masa sandalye üretiliyor. Bir de sehpa mesela üretilebilir. Sehpa üretilmesi yeni bir ürün olarak düşünürsünüz. Burada mesela dördüncü bir ürün yok. Diyelim şuraya bir dördüncü ürün ekleyeceğinizi düşünün. X4. Peki, biz bunun analizi için evet bir saniye. Devam edelim. Dördüncü bir üründen bahsediyoruz. Bu dördüncü ürün, yani yeni bir ürün daha doğrusu. Yeni üründe ne olabilir? Yeni üründe işte sehpa diyelim. Bu sehpanın üretilip üretilmeyeceğini de ondan sonra araştırma konumuz içerisine girebiliyor. Nedir? Altıda yeni bir kısıt ekliyorsunuz. Üç tane kısıt vardı modelde. Dördüncü bir kısıt ekliyorsunuz. Mesela somut olarak ne söyleyebilir? İşte dördüncü kısıt ona yeni bir diyelim ki işçilik gerekiyor. Yani mevcut ürettiğiniz malzemede bir farklılık oluşturmak istiyorsunuz. Onun için de bir işçi tahsis etmeniz lazım. Onun için de ona uygun bir makinanız lazım. İşçi alacak, onu işleyecek. Orada üstünde şekil oluşturacak örneğin. Ya da işte masanın ürettiğiniz ürünler köşegendi, işte çocuklar için tehlikeli diye onu mesela oval yapmak istediniz.
Ondan sonra o da farklı bir örneğin kısıt. Bunu da araştırabiliriz. Yani duyarlılık analizi fark ettiğiniz gibi çok farklı konuları incelememizi yarıyor. Yani problemi çözmek işin esasında birinci safhası. Ama esas safhalar duyarlılık analiziyle başlıyor. Şimdi isterseniz onlara başlayalım. Birincisini anlatmıştım derste ama çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalışayım tekrar. Şimdi birincisinde biz şuradaki değeri optimum tabloya baktığımızda, şurası bizim optimum tablomuz. Optimum tabloda bir değişkenin çözüme girmesi için ZC eksi CC satırındaki değeri ne olması gerekiyordu? Evet, soruyorum şimdi. Bir değişkenin çözüme girmesi için ZC eksi CC satırındaki değeri ne olması gerekiyordu? Evet, tamam, aferin. Evet, evet. Şimdi burada işte konu burada, burası nasıl sıfır olur? Bura nasıl bulunabilir? Önce zaten bura nasıl bulunabilir sorusu var. Buranın bulunması formül geliştirmiştik. Demiştik ki CB ve B üzeri eksi 1 diye bir formül vardı. B üzeri eksi 1'i biliyorsunuz. Onu da sınıfta çok tartıştık nasıl bulunacağını. CBV'yi de biliyoruz. CBV de çözüme girenlerin amaç fonksiyonundaki kat sayıları. Yani hangileri girmiş? İşte X3 girmiş, X1 girmiş. Ondan sonra bu işlemi tabii hatırlamamız lazım. 0-10'un işlemi bizim hesaplamalarda kullandığımız işlemlerden bir tanesi. Yani B üzeri eksi 1 matrisiyle CBV çarpılıyor. Şimdi bu çarpımdan sonra bu çarpımı alıyorsunuz. 6, 2, 1,5'da çarpıyorsunuz. 6, 2, 1,5 neydi? 6, 2, 1,5'da bizim biraz önce konuştuğumuz teknolojik katsayılardı. Sonra bu ürünün satış fiyatından çıkartıyorsunuz. 30 artı delta. Delta buradaki değer artışın ne kadar olacağıyla alakalı bir değer. Bu işlemleri yaptıktan sonra şu işlemin bu işlemin 0 ve 0'dan büyük olması gerekir ki optimum çözüm bozulmasın. Burada yani biz burada 0 ve 0'dan büyük seçtiğimizde delta'nın 5 ve 5'ten küçük olması durumunda 5 ve 5'ten küçük olması durumunda bizim için ikinci ürünün çözülmesi anlamlı olmuyor. Anlamlı olmuyor. Yani delta 5 olsa orası 0 çıkıyor. Biraz önce gösterdiğim yukarıdaki yer 0 çıkıyor. Yani çözüme girmeye aday. 5 olmazsa, 4 olursa ne oluyor? 5 eksi 4, 1 oluyor. 2 olsa ne oluyor artışı? 5 eksi 2, 3 oluyor. Yani özet olarak şunu söyleyebiliriz. 30 lira yeterli değil. 31 de yeterli değil. 32, 33, 34 yeterli değil. 34, 99 da yeterli değil. O ürünün üretilmesi için. Ne zaman ne yeterli? 35 lira olursa o yeterlidir sonucunu tartışmıştık diye hatırlıyorum. Şimdi gelelim kaldığımız yere. Şimdi biz demiştik ki burada çözüme giren, evet, bir değişken. Buradaki örnekte x1'i aldık zannedersem. x1 girdi. Amaç fonksiyonundaki değeri ve katsayıları ne olacak? Amaç fonksiyonundaki bu değeri neydi? Bunun 60 liraydı. Peki 60 lirayı biz diyoruz ki nereye kadar azaltabiliriz, nereye kadar artırabiliriz diyoruz. O zaman ne oluyor? Bu 60 artı delta oluyor. 60 artı delta oluyor. Ve şimdi biz burada 60 artı delta'nın durumunu araştıracağız. Yani ne kadar artırabiliriz, ne kadar azaltabiliriz, bunu bir şekliyle görmemiz gerekiyor. Bu durumda yapacağımız şey nedir? Bu durumda yapacağımız şey ondan sonra evet, bu durumda yapacağımız şey bizim yine çözüme girenlerin katsayısı. Bu da bizim B üzeri eksi 1 değerimiz. Bunu nereden buldunuz hocam? B üzeri eksi 1'i nereden buldum? Optimum tabloda B üzeri eksi 1 var mıydı? Optimum tabloda B üzeri eksi 1 var mıydı?
Yoksa yok muydu? Havadan mı geldi? B üzeri eksi 1 nereden geldi? B üzeri eksi 1 bakın burası. Optimum tabloda var. Yani demek ki çözümü bulacaksın ondan sonra. Çözümü bulmadan olmuyor. İlla ki çözümü bilmemiz gerekiyor. Şimdi o zaman B üzeri eksi 1'i de optimum tablodan okuduğumuza göre şimdi şu işlemleri yapacağız. Yani buradan bizim şu matris işlemlerinden sonra şu hale getirmiş oluyoruz. 0, 10 eksi 0, 5. Yani şunu çıkarmanız lazım sizin dersten sonra oturup kendiniz çalışırken bu işlemleri buradan çıkarabilmeniz gerekiyor. Sonra burada kritik olan 3 tane şey var. 3 tane yer var. Onu şöyle anlatmaya çalışayım ben size. Şöyle yapayım. Evet, sistemi de kullanmamız lazım. Etkin bir şekilde. Evet. Yeni sayfa açayım bir saniye. Şöyle yapayım. Beyaz bir sayfa açalım. Beyaz sayfamı görebiliyor musunuz? Açtım. Sayfayı görebiliyor musunuz? Peki. Şimdi biz şu üç tane yeri testini yapmamız lazım. Bir tanesi x2. Çözüme girmemiş. Burayı testini yapacaksınız. Şurası z diyelim. Bir tanesi çözümde ne vardı? Başka s2 çözümde değildi. s2. Bunu ondan sonra testini yapmamız lazım. Bir tane S3 vardı. Bunun da testini yapmamız lazım. Oldu mu efendim? Ya niye bunları yapıyoruz hocam? Yani neden bunları yapıyoruz? Yapma nedenimiz şu. Çözüme bir değişken girmiş. Onun amaç fonksiyonundaki değişkenin değerini biz değiştirdiğimizde acaba bu girmeyenleri nasıl etkiliyor? Onlara bakıyorsunuz. Girenleri nasıl etkiliyor? Ona bakmanın anlamı yok ki. Neden yok? Niye? Çünkü zaten onlar çözümde. Mesela şunun testi yapılmaz. S1'in testi örneğin yapılmaz. Bunu yapmayacağız. Çünkü girmiş zaten çözüme. Sonra X1 zaten saçma olur. X1 bunun artırıyor. Bunun testi diye de bir şey yok. Yapılmaz. X3 çözüme girmiş. Bunun testi de yapılmaz. Çözüme girmiş zaten yani. Çözüme girmeyen neler var? 1. X2 girmemiş. Bu testini yapacağız. Belki bunu anlamlı hale gelebilir çözüme girmesi için. Bunu yapacağız. Çözüme girmemiş. Bir de şunu yapacağız. 3. Evet. 3 tane yeri etkileyebilir. Ne etkileyecek? Etkileyecek olan şey şu. 60 ürünün fiyatı. Buradaki değişiklik delta kadar. Bu deltanın ne olduğu şu anda önemli değil. Artı da olabilir, eksi de olabilir. Yani eksi olursa 60'ın altında, artı olursa 60'ın üstünde. 60'ın altında veya üstündeki her bir değişiklik soru işareti olan yerleri nasıl etkiliyor ona bakıyorsunuz. Bu kısım çok önemli. Yani bunu kavradıktan sonrası zaten dersten sonra sizin oturup çarpacağınız yer. Şu anda bizim canlı derste neyi anlamamız lazım? Tekrar tekrar söylüyorum. Bir daha üstüne basarak söyleyeyim. İfade edeyim. Bir, X1 çözüme girmiş mi? Evet. X1 çözümde duruyor. Burada. Tamam. Sonra efendim X3 de çözümde. İyi, bu da tamam. Sonra bir de S1 de çözümde. Şimdi biz geldik. X1 amaç fonksiyonundaki bu X1'in değeri 60 liraya satılıyordu. Buradaki bir değişiklik soru işareti olan yerleri etkileyebilir. Bunların testini yapacaksın. Etkilemiyorsa yani onlar hala da çözüme girmeye aday değillerse o zaman mevcut çözümünüz baki. Yani kalıyor, devam ediyor.
Ama yok, onların değerleri biraz önce de söylediniz sıfır oluyor ya da negatif oluyorsa oradaki değerler, o zaman mevcut çözüm anlamlı değil. Demek ki yaptığınız değişiklik oraları etkileyebilir. Biz o zaman şunu araştıracağız. Yani nereye kadar artırırsak bu 3 tane yerde hala pozitif kalır ve çözüme girmez. Sorusunun cevabını bulmamız lazım. Peki efendim, şimdi geldik buraya kadar. Sorusu olan var mı? Bu anlattığım kısımla alakalı sorusu olan arkadaşım varsa hemen söylesin. Onun dışında tabii yani işte çarpma, bölme, çıkarma eksiğimiz olabilir. Onlar hiç sorun değil. Onlar evde kalemini eline alır, yaptığında her şey net olarak ortaya çıkar. Evet. Var mı sorusu olan arkadaşımız varsa lütfen yazsın. Bekliyorum. Peki o 3 testi nasıl yapalım hocam? 3, biraz önce gösterdiğiniz 3'te bir tanesi bu. Testin yapıldığı yerin bir tanesi bu. Şu birincisi. Şu ikincisi. Bu da üçüncüsü. Zaten birini anlasak ondan sonra gerisi daha kolay. Anlayalım o zaman birini. Şimdi biz testi nasıl yapıyoruz? CBV B üzeri eksi 1 A2. Bunu artık öğrendiniz. Yani CBV B üzeri eksi 1 ve A2. Şurası bu. A2 burası. Bunu 6, 2, 1, 3 biliyorsunuz. Bu da şu çarptığımız yerde şurası. Evet. Sonra eksi 30 o ürünümüzün satış fiyatıydı. 5 artı, bakın şurası önemli. Bu bir. Bakın testi yaptık. İkincisi geldik. S2'nin bulunduğu yeri test ediyoruz. Aynı şekilde aynı değerler. Şurada S2'nin 0,1, 0,1,0, bu da S2'nin değeri. Amaç fonksiyonundaki değeri bu. Bu da S2 ile ilgili. Bunu, evet. Peki. Bu da S3 ile ilgili. Evet, bu 2, 3. Şimdi bu 3 tanesini ortak çözeceğiz. Bu 3 tanesini bakın şurada ortak çözüyoruz. Ve işaretleyelim bunları. Delta eksi 4'ten büyük olacak demişiz. Bir tanesinden o çıkmış. Şöyle. 20'den küçük olacak demişiz. O da şu. Sonra efendim bir de eksi 20 bölü 3 ne yapar? 3 kere 6 18 eksi 18 eksi 6 değil mi? Eksi 6 eksi 7 o da şuralarda bir yer. Şöyle diyelim. Eksi 20 bölü 3. O da şurası. Şimdi bu üçünün de ortak olduğu yer neresi? Üçünün de ortak olduğu yer. Buradan neyi çıkartıyoruz? Buradan eksi 4. Yani eksi 4. Evet, eksi 4 ile 20. Ne demek bu eksi 4 ile 20? Yani bizim malımızın fiyatı malımızın fiyatı 60 liraydı. O değerlere yaklaştırırsak şimdi 60'tan 4'ü çıkartırsanız 56, 20 eklerseniz 80. Malınızın fiyatı 60 liraydı. 4 lira çıkartıyorsunuz 56, 20 lira ekliyorsunuz 80 lira. Ne demek hocam yani? Önce çözümünü bir anlayalım da hesaplamalar biraz daha kolay anlaşılır. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan şunu çıkartıyorum. Bu 60 lirayı test ettim, tahlil ettim. 56 ile bu 56 ile 80 çıktı bunun aralığı. Tamam mı? Fiyatı 56 da dahil ve 80 de dahil olduğu sürece
bu ürünün fiyatı 56 ve 80 olduğu sürece bunlar üretilecek mevcutlar. Şunlar. Üretilmeyenlerde, çözüme girmeyenlerde çözüme girmeyecek. Evet, bu kesin. Bunu biliyoruz. Tekrar ediyorum. Bu 56 ve 80 dediğimiz değer bizim birinci ürünü. Mesela 57 liraya satabilirsiniz. X1 ve X3 çözüme girer. X2 girmez. Girmeyen girmez, giren girer. Yani mevcutlar kalır, değişmez. Girmeyenler de girmez. 80, 90 lira olduğundan olur. Mesela X1 ürün 90 olursa mevcut çözüm bozulur, değişir. Onu söyleyebiliriz net bir şekilde. Özetlersem, şöyle bir özet yapalım size. Evet, buradan bu tarafa geçerken, evet şuradan geçeyim. Özetlersem, bir daha özetliyorum. Geldim şuraya. Buraya geldim. Şimdi 3 tane yapılacak test var. Neden 3 tane yerin testini yapıyoruz? Çünkü 3 tanesi çözüme girmemiş. Bu 3 ayrı yeri ortak çözmeniz lazım. Yani onun için de geldiğimiz yer bu 3 tane yerin ortak çözümünde 3 tane yerin ortak çözümünde şu işlemleri tabii bizim iyice kendimizin evde ondan sonra anlamaya çalışmamız gerekiyor. Ve bu üçünü de ortak çözüyoruz. Ortak çözme ne demek? Şu bakın şuradaki gibi üçünü birden. Eğer yani bu üç kısıtı da yukarıda soru işaretiyle gösterdiğim üç ayrı yeri de negatif yapmayan hatta sıfır yapmayan değerler eksi 4 ile ondan sonra 20. Evet, sorusu olan var mı? Mesela eksi 4 yerine biz eksi 6 alalım. 1,25'in yerine eksi 6 yaparsanız bakın burası da eksi çıkar. Yani şurası eksi çıkar yani burayı eğer eksi 6 alırsanız. Ha, 4 alırsanız, eksi 4 alırsanız 0 çıkar. Doğru. Zaten onda da bir hata yok. O zaman alternatif çözüm olur. Bu eksi 4 ile 20 bunun range'i yani aralığı şeklinde ifade ediyoruz. Evet, sorunuz var mı? Peki nasıl gidiyor dersimiz? Şöyle bir nefes alalım bakalım. Nasıl gidiyor? Beğendiniz mi bu uzaktan sistemi? Yani beğendiniz. Yani sınıftan daha mı iyi? Hayır. Şu anda zaten biz hayal kurmayacağız. Hayal kurmayacağız. En doğru strateji nedir? En doğru strateji hayal kurmamak, gerçekle yüzleşmek ve gerçeğin içinde yapabileceğin en iyi işi yapmak. Yani olay bu. Evet, harikasın Öykü Hanım. Harikasın, harikasın. Evet, tam benim söylemek istediğim arkadaşımız yazmış. Şimdi yani durum bu. Biz de burada ondan sonra doğru şekilde işimizi yapmaya çalışacağız. Yani bazen şöyle oluyor. Şimdi araba çamura batıyor. Evet. Sonra bizim şoför habire gaza basıyor. Niye? Kurtulayım oradan diye. Ama bilmiyor ki, değil mi? Çamura batmış bir arabanın gaza basarak çıkamayacağını bilmemiz gerekiyor. Yani biz de bu zaman buradan çıkaracağımız esasında bir ders var. Aynı şeyleri tekrar konuşma yerine ondan sonra bir daha farklı bir yol denememiz lazım. Peki, kaç dakikamız kaldı? 12, 45, 12'de başladık. Kaç dakika daha var değil mi vaktimiz? 5 dakikamız mı var? Aa, inanmıyorum. Aa, gerçekten 5 dakika varmış ya. İnanmıyorum. Ben biraz daha var zannediyordum. Neyse. Şöyle yapalım.
Sorularınızı alalım. Ben yani yeni bir tanesini anlatırım size bunlardan ama şöyle yapalım. Yani nasıl çalışacağız? Bence onlar daha çok daha önemli. Yani teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. Ondan sonra ya öğrenciler olmasa çok iyi hocalık yapacaktık ama doğru değil. Siz olduğunuz için biz varız. Siz yoksanız zaten bizim anlamımız olmaz ki o zaman. Yani gazoz kapağından hoca oluruz yani. Evet, siz olduğunuz için biz var olmamız lazım. Siz de niye önemlisiniz biliyor musunuz? Şunun için önemlisiniz. Son 5 dakikayı da şöyle konuşalım isterseniz. Çünkü yetmeyecek. Bakın üçüncüyü anlatmamız şu anda müsait değil. Şu anda çok ciddi bir mücadele veriliyor. Evet. En önde de sağlıkçılar yapıyor, değil mi? Bu mücadeleyi yapıyorlar. Siperin en önünde de en önündeler ve kurşunu onlar atıyorlar ve de işte Allah korusun kurşunu da yiyorlar. Yiyenler de oluyor. Biz şu anda siperdeyiz. Siperde ama çok iyi hazırlanmamız lazım. Neden? Çünkü daha sonraki bir süreçte savaş yine devam edecek. Neyin savaşı? Üretimin savaşı olacak. Değil mi? Üretmek zorundayız. Fabrikaları ayağa kaldırmak zorundayız. İhracatı yapmak zorundayız. Yeni ürün geliştirmek zorundayız. Yani bizim savaşımız bu savaştan sonra başlayacak. Orada da çok kaliteli mühendislere ihtiyacımız var. Şimdi herkes diyor ki şu niye yok bu ülkede? Bu niye? Bu nasıl olacak? Bu kaliteli mühendis de olacak. Yukarıdan gelecek hali yok ki bunun. Öyle değil mi? O yüzden de hepimiz de birer ondan sonra üretim seferberliği gibi ondan sonra kendimizi iyi yetiştireceğiz. Yani bize zaman gelecek. O zamana kadar siperde çok iyi hazırlanalım. Çok iyi donanım sahibi olalım. Zamanı geldiği zaman da sahaya çıkar. Bütün icraatımızı, yeteneğimizi gösterir. Bu milleti ondan sonra çok daha güzel günlere gelmesine yardımcı oluruz. Yani bu bir nöbet değişimi olacak yani. Şu anda sağlıkçılar savaşıyor. Sonra da bizim savaşımız başlayacak inşallah. Evet, anlaştık mı? Şimdi şöyle yapacağız. Bugünümüz var değil mi? Elimizde bak bugün duruyor. Bugünü değerlendirmeye bakacağız. Kıymetli olan şey bugünkü 24 saat. Bence üstünde durmamız gereken şey bu. Bugünkü 24 saati, yarınki 24 saati nasıl değerlendireceğiz? Bütün odaklanacağımız konu o bence. Evet efendim. Şimdi varsa sorularınız ona bakalım, onu konuşalım. Yoksa ondan sonra tekrar bir hafta sonra buluşacağız. Yok pardon, bir tane daha dersimiz var bizim, değil mi? Hangi gün? Unuttum ben. Programıma yazdım ama unuttum. Hangi gün arkadaşlar? Yarın mı? Harikasınız, çok iyi. Yarın olması iyi, en azından kaldığımız yerden yarın devam ederiz. Ondan sonra inşallah toparlamaya çalışırız. Siz yarına kadar bu konuyu bir tekrar edin bence bana sorarsanız. Tamam mı? Oturun şimdi bu konuyu bir tekrar edin.